Merhaba, ben iş kazanım danışmanı Sebert. Teklifini müşterinin ilettikten sonra neler yapman lazım? Bu videoda adım adım bunları aktaracağım. Teklifini ilettikten sonra müşteri iletişim bilgilerini kontrol et. Eğer telefon bilgisi açıksa müşterini uygulama üzerinden ara ve ikna etme şansını artır. Eğer ki müşterinin yazılı iletişim tercih etmişse yine uygulama üzerinden mesaj yoluyla anlaşma sürecini yönetebilirsin. Unutma, aradığın müşteri gün içerisinde çalışıyorsa müsait olmayabilir ve telefonlarını cevaplayamayabilir. Bu gibi durumlarda günün farklı zaman dilimlerinde müşterini tekrar arayabilir ve uygulama üzerinden mesaj gönderebilirsin. Müşteriye ulaştığında daha önce yaptığın benzer işlerin görsellerini paylaş. Keşif hizmeti sunarak ya da iş detaylarına yönelik ayrıntılı bilgi görsel talep ederek müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anla. Gerekiyorsa iş detaylarını, anlaştığı fiyatı, hizmet tarihi, ödeme yöntemi ve sunduğu garanti şartlarını belirterek sözleşmeyi yap. Profesyonel bir izlenim bırakmak için tüm süreci ilgili takip et ve memnuniyet odaklı yapıcı bir iletişim dili kullanmayı sakın unutma. İşi kazandın. Peki bundan sonra nelere dikkat etmen lazım? Her şeyden önce güler yüzlü ol. Ekibinin ve çalışma ortamının temiz olmasına dikkat et. İşine zamanında başla, zamanında bitir. Özenli ve dikkatli ol. Bu süreçte oluşabilecek yeni ihtiyaçlara karşı anlayışlı ve çözüm üretici ol. Fiyat ve zamanda değişiklikler öngörüyorsan müşteriye bilgi ver. Anlaştığınız detaylarda işini tamamladığından emin ol. Ve son olarak işi bitirdiğinde müşterinden yorum iste. Alacağın her bir yorumun daha fazla iş kazanman için birer referans niteliğinde olduğunu sakın unutma.